açısından da bir İsmail Ağa cemaati var. Geçtiğimiz günlerde lideri hayatını kaybetti. Bir baktık büyük kavgalar kopuyor. O ona 4 saat YouTube'dan bir şeyler söylüyor. Diğeri bir şey, şeyhliğini açıkla, açıklamaz, açıkla da ben senin kasetlerini patlatayım. Bu cemaat içerisinde Cübbeli Ahmet neyi temsil eder? Diğer isim Saadettin Usta Osmanoğlu neyi temsil eder? Biz dinlerken izleyiciler olarak ne anlamalıyız şimdi baktığımızda? Ya aslında şöyle anlamamız gerekiyor. Bu bir iktidar savaşı. Yani her zaman olduğu gibi tarikatların içinde de, bu cemaatlerin içinde de bir iktidar savaşı söz konusu olur. Çünkü şöyledir yapıları. Şeyh, yani tarikatları anlamak için o çok önemli bir nokta. Çünkü bazı insanlar bunları sivil toplum örgütü gibi algılamaya çalışıyor. Hiçbir tarikat öyle değildir. Tarikatlarda şeyh sorgulanamaz. Yani birinci sloganı, hemen hemen bütün tarikatların birinci sloganı, şeyh karşısında müridi musalla taşındaki ölü gibi olacak. Yani hiçbir iradesi olmayacak, hiçbir sorgulaması olmayacak. Tamamıyla şeyhine biat edecek, tabi olacak. Yani bu olmazsa zaten tarikat olmaz. Bunun için zaten tarikatlar bir istismar yuvasıdır. Şimdi böyle yapılarda da şeyhlik mutlak gücü temsil eder. Mutlak gücü temsil ettiği için de o güç çok caziptir. Ve hatta şeyh daha yaşarken onun el vereceği kişi, ondan icazet alacak kişi en önemli tartışma noktasıdır. Bütün tarikatlarda da bu içten içe bir kaynama nedenidir aslında. Şimdi İsmail Ağa tarikatında da cemaatinde de bunun çok örneklerini biliyoruz. Kısaca ondan bahsedersek çok özet geçeceğim. İsmail Ağa bir cami, yani Fatih'te, Çarşamba'da çok eski bir cami. Mustafa Mahmut Usta Osmanoğlu da buraya, yani bu camiye 1950'lerde sanırım, 56'ydı notlarıma bakayım, 54'te imam olarak atanıyor. Çok genç bir imam. Ama orada imam olarak şey yapmak yerine, işte bir imam, yani Diyanet'in görevlerini yapmak yerine orayı kendisine bir mürit odağına dönüştürüyor. Yani oradan mürit çıkartmaya çalışıyor. Ve 96'ya kadar, yani çok uzun süre orada kaldığı içinde orada o tarikatını, işte biraz önce söylediğimiz gibi Nakşibendilerin Halidiye koluna bağlılar. Orada bir tarikat inşa ediyor ve bir kurtarılmış bölgeyi dönüştürüyor Çarşamba'yı. Böyleydi yani. Çarşamba'ya gittiğinizde onlar sarıklıdır, işte cübbelidir, sakalları uzundur, şalvar giyerler. Kadınlar çarşaf giyer ve öyle bir ayrı kurtarılmış bölge gibidir. Hatta biz 90'larda hatırlıyorum ya, şu haberler olurdu. Bir suç, cinayet işliyor biri. Yakalanmamak için oraya gidiyor. Tarikata tabi oluyor ve kimliği, her şeyi değişiyor. Zaten orada hiç kimse de girmiyor. Orada yaşarlardı. Öyle bir hikayeydi. İşte bu otorite, bu güç çok hızlı bir şekilde yayıldı. Özellikle AKP döneminden sonra şahlandı. Yani Sakarya'da çok ciddi örgütlendiler. Türkiye'nin dört bir yanında İsmail Ağa cemaati çok hızlı örgütlendi. Cübbeli Ahmet bunun bir çeşit bir yüzü oldu. Yani Cübbeli Ahmet daha çok işte o vaazlarıyla, kasetleriyle gerçekten de çok büyük o cemaatin örgütlenmesinde öncü rol üstlendi. Ama arkada tabii her zaman o iktidar kavgası çok önemliydi. Ve bunun cinayetleri işlendi. Yani bizzat İsmail Ağa Camii'nde iki tane cinayet işlendi. Yani bir camide. Tanesi tabii caminin içinde ve ikisi de şeyden, şeyhten sonra oraya aday olan kişiydi. Yani ikisi de şeyhin... Bizim çocukların kitabı vardı bununla ilgili. Katli Vacip kitabını yazdı. Fethi Yılmaz. Yani o iki cinayette soruşturmaları, dosyaları bellidir. Yani bir tanesi örneğin Hızır Ali Muratoğlu 1998'de öldürüldü, damadıydı. Kesin gözüyle bakılıyordu. Yani bir sonraki şeyin o olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bak bu cinayet karanlıkta kaldı. Ondan sonra Bayram Ali Öztürk 2006'da öldürüldü. Bıçaklanarak öldürüldü. Öldüren kişi de camide linç edildi. Bu soruşturma da karanlıkta kaldı. Şimdi bunlar aslında her biri... şimdi tarikat, yani cemaat içinde bunların böyle işte FETÖ kumpası, işte FETÖ işletti bu cinayeti, tarikatı karıştırmak için yapıldı. Bir dönemde Ergenekon bu cinayetleri işletti diyorlardı. Ama aslında hikaye orada çok ciddi bir şekilde o iç savaşın dengeleriydi. Bunu belirleyen oydu. Tabi aslında şeyh de çok uzun süredir, 92 yaşında öldü sanırım. Zaten yani tarikatını yönetebilecek kabiliyetlerden sağlık koşulları nedeniyle yoksundu. Ama içeride çok ciddi bir şekilde o kavga devam ediyordu. Yani yerine kimi gösterdiği hatta konusundaki video, kavga video yayınlandı bununla ilgili. Yerinize kimi atıyorsunuz efendim diye soruyorlar. Hı-hı. Videoda. O da cemaat karar verecek diyor. Erimi atadım kimse yok diye cevap veriyor ölüm döşeğinde. Bir iddia o. Yani Cübbeli Ahmet'in iddiası. Evet, Cübbeli Ahmet'te en son şeyinin bu olduğunu söylüyor. Evet. Ama yani genel kabul, yani hatta tabut başında da, yani laik bir cumhuriyette cumhurbaşkanı ve bütün devlet erkanının önünde bir tarikata atama yapıldı. Tabutun başında atama yapıldı ve kılıcın, Hasan Kılıç'ın
şey olduğu, yeni tarikatın şeyhi olduğu ifade edildi. Şimdi burada da işte savaş burada başlıyor. Çünkü yeni atanan şeyhin aslında, yani bu tarikatlarda da genelde şöyledir, babadan oğula geçer. Bunun nedeni de çok basittir. Elde edilen servet kaybedilmesin. Yani bütün tarikatlara baktığınızda ya damat gelir ama mutlaka aileden biri gelir. Ama burada şimdi Hasan Kılıç'ın arkasındaki ismin de Ahmet Usta Osmanoğlu olduğu iddia ediliyor. Yani aslında tarikatı bir şekilde onun ele geçirmeye, yani onun bir baba oğul şeklinde. Olan vakfın başında. Efendim? İsmail Ağa, evet, İsmail Ağa Vakfı'nda başında olan isim ve biraz da o anlamda şekillendirdiği süreci onun ürettiği ve bu atamanın da aslında onun liderliğine, onun şeyhliğine yönelik bir adım olduğu iddia ediliyor. E şimdi burada da tabii bir sorun başlıyor. Her zaman sorun, aslında cemaat içindeki sorun da Cübbeli Ahmet. Yani Cübbeli Ahmet biraz önce bahsettiğim gibi kasetleriyle, vaazlarıyla aslında çok uzun yıllardır cemaatin yayılmasını sağladığını söylüyor. Ve kendi müritlerini de bir anlamda kendi dinleyenlerini, kendi takipçilerini de oluşturmuş vaziyette. Ama işte burada izleyicimiz sadece böyle bir dini işte önderlik, işte uhrevi dünya böyle bir şey algılamamaları çok önemli. Bunlar yanmaz kefen satan, peygamber terliği satan, işte Jet Fadıl'la birlikte gayrimenkul yatırımları yapan, yani bunu maddi, o dünyevi kazançları için tamamen bu dini duyguları sömürmeyi alet eden yapılan. Yani altı dava üstü para. Kesinlikle. Yani bunlar holding aslında. Bunlar şirket. Yani ama ve babadan oğula geçirme süreci de böyle işliyor. Ama şimdi de Cübbeli Ahmet aslında şunu yapıyor. Cübbeli Ahmet diyor ki, ya diyor, ben bu iş için çok emek verdim. Ben aslında şeyhin yokluğunda bu yapının yaygınlaşmasını sağlayan benim. Ama cenaze oldu. Cenazede ben şeyhimin üzerine bir tas su bile dökemedim diyor. Hı hı. Şimdi hikaye de buradan başlıyor. Çünkü o cenaze töreni dediğimiz, zaten çoğu zaman törenler, cenaze törenleri Türkiye'de çok şey anlatır. Hem mafyada çok şey anlatır, hem siyasette çok şey anlatır, hem tarikatlarda çok şey anlatır. Burada da şunu anlatıyor. O cenaze yatarken, yıkanması için yatırılmışken orada bir kavga var. Orada içten içe kaynayan bir tarikat var. Orada kim yıkayacak? Çünkü yıkayan kişi ona göre kendi bundan sonraki hakimiyetini ilan edecek. Cübbeli Ahmet'i orada alıyorlar. Bir tas bile su attırmıyorlar. Cenazeyi yıkayan kim? Saadettin Usta Osmanoğlu. Yani şeyhin yeğeni. Şimdi o da o yıkatıp bir yandan da Cübbeli'yi arka sıralara atıyorlar törende. Yani cenaze töreninde saflara baktığınızda 4 sıra arkada duruyor Cübbeli Ahmet. Bu da Cübbeli Ahmet artık şeyi ilan edilmiş oluyor. Ya sen beni egale ediyorsun. Sen beni saf dışı bırakıyorsun. Ve Cübbeli Ahmet de bu dönemde gerek Selefi derneklerin tehlikesine dikkat çekerek, gerek Diyanet'e bazı uygulamalarını değiştirerek öne çıkmaya devam ediyor. Tabii bundan önce, bu açıklamanın önce 5 Temmuz'da da Saadettin Usta Osmanoğlu, çok ilginç bir karakter, gerçekten çok ilginç bir karakter, o ortaya çıkıp şunu söylüyor. Bir video kayıt yapıyor, 4 saatlik bir video kaydı yapıyor. Ve diyor ki, erkek sen şehliğini ilan et, senin kasetlerin elimizde. Türkiye'nin tablosu. Yani doğru, gerçekten. Yani sonuçta bir düşünün ki bir o tarikatın müritleri var. Bunların hiçbir şeyi sorgulayamayan, gerçekten sorgulayamayan, sorgulama halinde günaha girdiklerini ve cennete gidemeyeceklerini düşünen. Yani eğer şey onları ellerinden tutup götürmezse cennete gidemeyeceklerini düşünen bir yapı öğreniyor ki bir kaset şantajı söz konusu. Yani Cübbeli Ahmet'in işte Endonezya'dan bazı kadınların getirildiği, Fatih'teki bir adrese götürdükleri, orada Cübbeli Ahmet'le birlikte olduklarına dair elinde kayıtlar olduğunu, bunun ödemesine dair elinde kayıtlar olduğunu Saadettin Usta Osmanoğlu söylüyor. Mısır'da pavyon sokaklarında gezdiği gibi iddialarda bulunuyor. Ama Saadettin Usta Osmanoğlu gerçekten dediğim gibi ilginç. Yani şeyhin bir anda yeğeni ama kendisi İptece'den sabıkalı bir isim. Yani İptece Türkiye'de daha önce bombalı saldırılar gerçekleştirmiş, cinayetler işlemiş. Salim Mirza Beyoğlu'nun önderliğinde bir yapı. Kitabı var. Saadettin Usta Osmanoğlu'nun Mirza Beyoğlu ile ilgili kitabı var. Yani kumandan diye sanırım. Öyle bir kitap yazdı. Hatta onun görselini de kapağını da göndermiştim arkadaşlara. Şimdi şey yapalım mı? Yavaş yavaş gidelim. Hem nasıl bir gücü var Usta Osmanoğlu'nun yeğeninin, onu da anlarız. Ama Tayfun Hoca'ya da bir dönelim. Profesör Doktor Tayfun Atay da bizimle çünkü. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam az önce Timur dedi ki Cübbeli Ahmet
bu cemaatin en görünen, en bilinen yüzü. Şimdi cemaatin bu kadar en görünen, bilinen bir yüzü, içe kapalı olan bir cemaat, hani geçmişe dönük olarak söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktada bir cemaat bu kadar görünür, medyadan tanınırlığı olan, işte ismi söylendiğinde herkesin bildiği bir şeyden mesela rahatsızlık duyar mı? Cemaati de görünür hale getirmez mi bu isim? Mesela cemaat içinde neden bir rahatsızlık yaratır? Şöyle Hanım, birincisi Timur o kadar çok şey söyledi ki, yani öyle bir girizgah yaptı ki hani benim söyleyecek neyim olabilir diye düşünür oldum. Yani bir taraftan böyle bir giriş yapınca geriye ne kaldı söyleyecek noktasına geldik. Öyle gözüküyor. Ne ilave edilebilir bilmiyorum. Yani şunları söylemeye çalışayım. Biraz farklı şeyler tabii. O anlattı bütünüyle, özetledi aslında süreci de, yaşananları da, tarihini de. Bunlara biraz daha böyle farklı tonlarda neler eklenebilir, onun üzerinde düşünür oldum açıkçası. Şimdi tabii ki Cübbeli Ahmet tarikatın en sivrilmiş ismi. Ama öte yandan da işte bu İsmail Ağa cemaati Nakşiliğin İstanbul'da 1980'lerden itibaren özellikle görünürlük kazandığı söylenebilecek ve İstanbul'da kent yoksullarına hitap eden